Merhaba çocuklar. Bugün ünite 3 ile başlıyoruz. Hemen hızlı bir giriş yapalım. Adjectives about food and drinks. Yiyecek içeceklerle ilgili sıfatlar önemli. Bununla ilgili soru geliyor. Bakalım tek tek hepsine. Greasy or fatty, yağlı demek. Sour, ekşi. Salty, tuzlu. Sweet, tatlı. Bitter, acı. Bu acı çikolata acısından bahsediyoruz. Milky, sütlü. Tasty, delicious, yummy, lezzetli. Fizzy, gazlı, asitli, healthy, sağlıklı, unhealthy, sağlıksız, spicy, baharatlı, hot, warm ve cold üçlüsü var. Sıcak, ılık ve soğuk demek. LGS 2020'de çıkmış bir soru var bu sıfatlarla ilgili. Bakalım. Which of the following words cannot use in any of the sentences above? Aşağıdaki kelimelerden hangisini cümlelerin birinde kullanmazsınız? Bakalım. There is too much black pepper in this soup. Black pepper neydi? Karabiberdi. Çorbanın içinde çok fazla karabiber var. I hate nokta nokta food. Karabiber bir baharat olduğu için çok fazla baharat olduğunu söylüyoruz. Baharatlı yiyeceklerden nefret ettiğimi söyleyebilirim. Ceyhan'ı kullanıyorum birinci boşlukta. This lemonade is really nokta nokta. Bu limonata gerçekten nokta nokta diye bir sıfat söylüyorum. Can you add some sugar please? Biraz daha şeker ekler misin dediğine göre limonatanın özelliği limondan dolayı ekşi olmasıdır. Sour diyorum. My brother likes eating nokta nokta things. He always buys chocolate cookies and cakes. Daima çikolata, kurabiye ve kek alır dediğime göre erkek kardeşim tatlı yiyecekleri seviyordur. Sweet. Ne boşta kaldı? Salty boşta kaldı. Kullanmadık. Cevabımız Denizli. Yine bir baharat şeylerle, sıfatlarla ilgili bir soru var burada. Bakalım bir restoran. Hilary and her friends are at a restaurant. They have different choices. Hilary prefers dishes including sugar. Include içermek demekti. Hilary şeker içeren yiyecekleri tercih ediyor. Wilma likes boiled vegetable dishes. Wilma haşlanmış sebze yemeklerini seviyor. Bob has a sweet tooth. Have a sweet tooth bir kalıptı. Neydi? Tatlıya düşkün olmak. Bob da tatlıya düşkün. Grace is crazy about fatty food. Grace ise yağlı yiyecekleri çok seviyor. According to information above, who can order the same dish? Aynı yemeği kim sipariş edebilir? Burada aynı şeyleri seven iki kişiyi bulacağız. Baktığımızda Hillary ve Bob ikisi de şekerli yiyecekleri seviyor. Hillary şeker içeren yiyecekleri tercih ediyor demiş. Bob için de tatlıya düşkün dediği için aynı yemeği sipariş edecek olan Hillary and Bob diyoruz. Yine ünite 3'te önemli olan şey cooking methods ve describing process'te kullandığımız fiiller. Tek tek anlamlarını bir hatırlayalım. Ana fiiller bunlar. Fry, yağda kızartmak. Boil, suda kaynatmak ya da haşlamak. Grill, ızgarada pişirmek. Bake, fırında pişirmek. Roast, fırında kızartmak. Bu et kızartmak arkadaşlar. Diğer bake, fırında genellikle sebzeyle karışık sulu yemekleri pişirmek oluyor. Steam, buharda pişirmek. Describing process'te kullandığımız kelimelere bir bakalım. Add, eklemek yani yemeği hazırlarken kullandığımız fiiller bunlar. Put, koymak. Cut, kesmek. Chop, doğramak. Slice, dilimlemek. Peel, kabuğunu soymak. Mash, ezmek. Squeeze, suyunu sıkmak. Stir, karıştırmak. Ve mix, karıştırmak. Buraya geçme herhalde. Bisk, karıştırmak. Crack, kırmak. Genellikle yumurtayı kırmak. Spread, yaymak, sürmek. Sprinkle, serpmek. Knead, yoğurmak. Taste, tatmak, tadına bakmak. Serve, servis etmek. Burada bir bilgiyi hatırlatalım. Mesela melt, eritmek, chop, doğramak, grate, rendelemek. Bu fiillere ed takısı getirdiğimizde bu fiilleri sıfatlaştırmış olursunuz ve bu eylemin yapılmış halini kastedersiniz. Mesela melt eritmek, melted dediğinizde erimiş ya da eritilmiş anlamı verirsiniz. Chop doğramak, chopped doğranmış anlamı veririz. Grate rendelemek, grated rendelenmiş. Bunlar hangi sorularda önemli? Sıralama sorularında önemli. Mesela peel some potatoes demiş. Birkaç tane patatesin kabuğunu soyun. İkinci adımda put the peeled potatoes into the frying pan. Kızartma tavasının içerisine
Kabuğu soyulmuş patatesleri koyun diyor. Burada sıfatlaşmış halde görüyorsunuz bu fiilleri. Üçüncü bir soru yapalım bu fiillerle ilgili. Follow these simple secrets and see the difference. Find the word that you cannot use to fill in the blanks. Boşlukları doldurmak için kullanmayacağınız kelimeyi bulun. Bakalım tip 1. Don't sprinkle. Sprinkle serpmek demekti. Don't sprinkle nokta nokta on meat before grilling it. Izgarada pişirmeden önce etin üzerine nokta nokta serpme. Etin üzerine ne serpmiyoruz? Serpebileceğimiz şeye bakıyorum. Şıklardan salt var. Tuz. Tuz serpiliyorum. Birinciyi kullandım. When you cook pasta, pasta makarna demekti. Makarnayı pişirirken nokta nokta some oil to the boiling water. Kaynayan suyun içerisine biraz yağ ekle diyorum. Add'i kullandım. If you want to nokta nokta tomatoes easily, domatesleri nokta nokta yapmak istiyorsanız kolaylıkla, boil them for 5 minutes, 5 dakika boyunca haşlayın diyor. Domatesleri peel the tomatoes diyorum. Kabuklarını soymak istiyorsanız kolaylıkla 5 dakika boyunca haşlayın. Neyi kullanmadık? Spread kullanmadık. Ceyhan diyoruz. Diğer bir sorunun geleceği alan ya da gelebileceği alan kitchen tools dediğimiz mutfak malzemeleri. Bir bakalım. Saucepan, sos tavası ya da tencere derin oluyor bu. Frying pan, tava. Bowl, kase. Knife, bıçak. Grater, rende. Cake pan, kek kalıbı. Oven, fırın. Strainer, süzgeç. Baking tray, fırın tepsisi. Baking sheet, fırın kağıdı, pişirme kağıdı yani. Teaspoon, çay kaşığı, tablespoon, yemek kaşığı. Birlikte bir soruya bakalım. Clara is crazy about Turkish meals. She learned lots of delicious recipes in Turkey and wrote them down on her recipe book. Today she would like to make mücver according to recipe in the book. Step 1, step 2, step 3. Bütün stepleri bize sıralamış. Önce sorumuzu okuyup sonra adımlara dönelim. Which of the following tools will not Clara use while making the recipe? Tarifi yapıyorken Clara'nın kullanmayacağı aleti seçiyoruz. Bakalım. Peel the tomatoes dediğine göre, patateslerin kabuklarını soyun dediğine göre, kabuk soymak için kullanacağımız malzeme ne? Bıçak. Bıçağı eliyoruz Ceyhan. And grate them in a bowl. Ve onları bir kasede rendeleyin diyor. Rendeyi de kullandık Adana. Second, crack two eggs in a different bowl. Farklı bir kasenin içine iki yumurta kırın dediğine göre bowl kaseyi de kullandık. Üç tane şeyi kullandık şu anda. Hemen ilk iki adımda. Peel dediğimiz için bıçağı, grate dediğimiz için rendeyi, bowl dediğimiz için kaseyi. Üçüncü adıma geçmeden sos pen dediğimiz tencerenin kullanacağı bir alan yok. Dolayısıyla ne diyoruz? Denizli diyoruz. Ingredients malzemelerimiz. Malzemeleri sorarken kullandığımız birkaç tane soru kalıbı var. Onları bir hatırlayalım. What are the ingredients of it? İçerisindeki malzemeler ne? What is in it? İçerisinde ne var? What do we need to prepare it? Onu hazırlamak için neye ihtiyacımız var? Malzemeleri burada çeşitli gruplara ayırmışlar. Meat, et grubu, meat, chicken, fish, steak, meatball, mince, vegetables, sebzeler grubu, onion, cucumber, mushroom, potato, carrot, cabbage, fruit, meyveler, banana, kiwi, strawberry, cherry, dessert, tatlılar, chocolate, muffin, cake, pie, pancake, pudding, waffle, herbs, parsley, mint leaves, nane yaprakları, maydanoz gibi bitkiler, yeşillikler, spices, kumin, cinnamon, black pepper, salt, baharatlarımız ve diğer şeyler, oil, butter, milk, egg, flour, sugar diye devam ediyor. Bakalım bununla ilgili bir soru yapalım. Lily is going to make waffle for her children, so she finds a recipe on the net. İnternette bir tarif buluyor. Tarifimiz burada. Devam edelim tarif okumadan önce. Lily checks the fridge and notices that she has vanilla, sugar, flour, chocolate, strawberries, kiwis and walnuts. She doesn't have to buy them. But she needs to go shopping to buy another ingredients. According to information above, which of the following shows Lily's shopping list?
Buradan anlıyoruz ki Lili'nin elindeki malzemeler var. Bunları almak zorunda değil. Ama elinde olmayan malzemeler için alışverişe gitmek zorunda ve bize alışveriş listesini soruyor. Buna göre yukarıdaki tarifteki malzemelere dikkat edeceğiz. Önce elimizdeki malzemeleri bir eleyelim. Vanilya elimizde var. Üzerini çizdik. Sugar var. Flour var. Maviyle üzerini çiziyoruz. Chocolate var. Strawberries var. Kiwis var. Walnuts var. Bizim elimizde olmayanları alışverişe gidip alacağımıza göre bunları belirleyelim. Eggs. Yumurta elimizde yok. Milk. Süt elimizde yok. Oil elimizde yok. Ve bananas. Muz elimizde yok. Bunları gösteren liste hangi şıkta varsa bizim için doğru cevap o. O da Adana şıkkında var. Yumurta, süt, yağ ve muz. Sıralama sorularında kullandığımız bağlaçlarımıza gelelim. First of all, firstly, ilk olarak, second, ikinci olarak, then, sonra, next, bir sonraki, after that, ondan sonra, finally, en sonunda. First, second ve finally'nin sıralamadaki yeri asla değişmez. Her sıralamada second vermek zorunda değil. Ama varsa second mutlaka first'ten sonra gelmek zorunda hemen. En sonunda da finally buluyoruz. Yine bir hatırlatmada bulunalım. Tarife başlamadan önce bir giriş cümlesi ya da tarifin en sonunda bir kapatma cümlesi olabileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Mesela bir örnek vermiş. Today I will tell you how to make omelet. Eğer bu cümleyi görmeden first kelimesiyle başlar, first'e bir dersek başlangıç cümlesi arada kalmış olur olmaz. Başlangıç cümlesinin olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Yine aynı örnekte en altta it's ready, enjoy your meal. Yemeğiniz hazır diyor. Burada da kapanma cümlesi var. Bu da final'den sonra gelmek zorunda. Hemen bir örnek yapalım bununla ilgili. Which of the following is the correct order of the recipe above? Hangisi yukarıdaki tarifin doğru sıralanışıdır? Bir bakalım. Second, put the mixture in a saucepan and heat it. Stir constantly until the sugar dissolves. Finally, pour the mixture into the ice cream maker and freeze it. Enjoy it. It is not difficult to make homemade ice cream. Here is the recipe. Burada duruyorum. Bu bir başlangıç cümlesi. Bir numarada bu gelmek zorunda. Evde bir dondurma yapmak zor değil. Buyurun tarife gidelim diyor. Bu birinci cümlemiz yani başlangıç cümlesi. After dissolving the sugar, put the mixture into a bowl and place it in the refrigerator and wait for 2 hours. First, mix up some cream, milk, sugar and vanilla extract in a bowl. Önce başlangıç cümlemiz gelecek. 3. Üçten sonra tarife geçtiğimiz için first ile başlamak zorundayız. 5. Beşten sonra first mix up some cream, milk, sugar and vanilla extract in a bowl dedikten sonra second kelimemiz var. İkinci adımda o gelecek. Daha sonra dördü getiriyoruz. After dissolving sugar, şekeri erittikten sonra, çözüldükten sonra. Put the mixture into a bowl, karışımı bir kasenin içine koyun ve buzdolabına yerleştirin. 2 saat bekletin diyor. En son finally ile bitiriyoruz. 2. Pour the mixture into the ice cream maker and freeze it. Ve dondurun karışımı diyorum. Enjoy it. Afiyet olsun diyor. Dolayısıyla cevabımız başlangıç cümlesiyle başlıyor. 3. Ardından first, daha sonra second, sonra after, en son da final diyoruz. Ceyhan. Dokuzuncu soru yine bir sıralama sorusu. Bir benzeri de zaten çıktı LYS'de de. Which of the following should you change to make the correct order of the recipe? Hangisinin yeri değiştirmeli diye doğru bir tarif olsun? Bakalım. First, boil some water. Önce biraz su kaynatın. Add a packet of pasta into hot water. Sıcak suyun içine bir paket makarna ekleyin. Then drain the pasta. Daha sonra makarnayı süzün. Finally pour the sauce on it. Sonra en sonunda üzerine sos koyun. After you drain it, prepare the sauce. Süzdükten sonra sosu hazırlayın. Hangi ikisinin yerini değiştireceğim ki doğru yerde olsun? Finally her zaman nerede olmak zorunda? Son adım olduğu için sonda olmak zorunda.
Finalinden sonra sosu üzerine dök demişiz finali. Daha sonra 5'te demişiz ki süzdükten sonra sos hazırlayın. Neyin yeri değişecek? 4 ve 5'in yerini değiştirdiğimizde 3'te makarnayı süzüyoruz. Süzdükten sonra sosu hazırlıyoruz. En sonunda finally deyip sosu üzerine döküyoruz. Cevap Denizli. Before ve after sorularına bakalım. Dün de biraz bahsetmiştik bundan. Before ve after kendilerinden sonra gelen cümleye anlam verir. Her ikisi de cümlenin başında ya da ortasında kullanılabilir. Örneğimize bakalım. Before you pour the mixture, spread some butter into the pan. Spread some butter into the pan before you pour the mixture. Her iki durumda da kuralımızı uyguluyoruz. Before, önce anlamını kendinden hemen sonraki gelen cümleye verecek ve önce onu çevireceğiz. İlk cümleye baktığımızda, before you pour the mixture, karışımı dökmeden önce spread some butter into the pan, tavaya biraz yağ sürün diyor. İkinci cümleye bakalım. Spread some butter into the pan before you pour the mixture. Önce before'un bağlı olduğu cümleyi çevireceğim. Yani anlamını verdiği cümleyi. Before you pour the mixture. Karışımı dökmeden önce tavanın içerisine tereyağı sürün diyorum. Sorularda kolayca ayırmak için before ve after'dan hemen önce cümleyi bölün ve önce bağlaçlı olan kısmı çevirin. Yani bağlacın anlamını verdiği cümleyi çevirin. Put the peeled vegetables into the saucepan before adding boiled water. Burada bağlaçlı olan kısmı ayırdık. Before adding boiled water, önce burayı çevireceğiz. Kaynamış suyu eklemeden önce sos tavasına kabukları soyulmuş sebzeleri koyun diyorum. Hemen sorumuza geçelim. Fill in the blank according to page from the cookbook below. How to make sausages. Burası bir web sayfası. Ingredients malzemelerimizi vermiş. Two sausages per person. Kişi başı iki tane. One tablespoon of oil. Ve process. Adımları bize vermiş. Step steps. Bakalım. Put the tablespoon of oil into a pan. Heat the oil for 30 seconds. Add the sliced sausages into the pan. Turn the sausages upside down until they are fried well. Put them on a plate and serve them warm. Enjoy. Afiyet olsun deyip bitiriyor. Sorumuza bakalım. After you heat the oil in the pan, tavanın içerisine yağ koyduktan sonra you should nokta nokta nokta. Burada önce tavanın içerisine yağ koyduğumuz adımı buluyoruz. Hangi adım? İkinci adım. İkinci adımdan sonra dediği için bize hangisini soruyor? Add sliced sausages into the pan. Dilimlenmiş sosisleri tavanın içine koy anlamına gelen üçüncü adımı soruyor. Hangisi var şıklarda bunun aynı anlama gelen? Put the sausages into the pan. Tavanın içine sosisleri koy diyoruz. Evet. Şimdi gelelim. Ünite 3 bitti. Ünite 4'ü tekrar etmeye. Burada duralım hocam.